Engiyen dönüm noktasını sunar. Etkin girişimciler, rol modeller, hızlı büyüyenler. Geleceğe yön veren girişimcilerin startuptan scale up'a yolculuklarıyla dönüm noktası başlıyor. Merhaba, dönüm noktasına hoş geldiniz. Ben Aslı Kurul Türkmen, Endeavor Türkiye Genel Sekreteriyim. Size Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü stüdyolarından sesleniyoruz. Endover Türkiye olarak yeni bir podcast serisine başlıyoruz. Programımızın adı Dönüm Noktası. Bu programda Türkiye'nin en başarılı ve en ümit vaat eden girişimcileriyle bir araya geleceğiz. Girişimcilerin bu süreçte yaşadıklarını, zorluklarını, tavsiyelerini alacağız ve önümüzdeki dönemler için hedeflerini öğreneceğiz. Pek çoğunu bildiğiniz bu girişimcileri daha yakından tanıyacağız. Daha da önemlisi şirket büyütmenin süreçlerini, startuptan scale up'a nasıl geçiş yaşadıklarını konuşacağız. Bugünkü konuğum Binnaz ve Falahaddin'in kurucu ortağı Sertaç Taşdelen. Sertaç Taşdelen kimdir? Önce bir dinleyelim ondan sonra sohbetimize başlayacağız. Sertaç Taşdelen Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Mezuniyet sonrası kariyerine Ernst Young Dubai ofisinde yönetim danışmanlığı departmanında başladı. Singapur'da devam etti. 2005-2013 yılları arasında Orta Doğu ve Asya'daki şirketlerin kurumsal kültürlerini ve teknik yapılarını inceleme fırsatı buldu. Finans ve yönetim bilimlerinde deneyim elde etti. 2012'de annesi Binnaz Hanım'ın kahve falı sohbetlerinden ilham alarak Binnaz uygulamasını kurdu. 2017 yılında Falahattin ve iyilikpaylaş.org projelerini hayata geçirdi. Yapay zeka teknolojileri konusunda Türkiye'de bir ilk olan Falahattin, Türkiye dışında Hindistan ve Orta Doğu ülkeleri gibi birçok farklı coğrafyadan her gün yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşıyor. Uygulama yapay zeka kullanarak kişiye özel kahve falı, tarot, astroloji gibi alanlarda fal bakıyor. Binnaz ve Falahattin uygulamalarının kurucu ortağı Sertaç Taşdelen, Endeavor girişimcisi olmasının yanı sıra JCI en yaratıcı iş modeli ve Singapur'da en etkili genç iş adamı ödüllerinin de sahibi. Saç, hoş geldin. Hoş bulduk. Kurumsal hayat seni neden tatmin etmedi? Yani önceki konuşmalarında kurumsal hayatın manevi yönünü tatmin etmediğinden bahsetmiştin. Bunu biraz açar mısın bize? Aslında her Bilkent işletme mezunu gibi e, hayallerimin içine kavuşmuştum. İyi bir maaşım vardı, yurt dışında yaşıyordum. E, havalı plazalarda, cami kanlı odalarda, e, takım elbiselerle yedi sene geçirdim. Fakat bir birey olarak acaba yapmak istediğim şey bu muydu diye de düşünmeye de pek fırsatım olmamıştı. Daha sonra bu soruları kendime sormaya başladım. Dedim ki ben gerçekten hayatı bir kurumsal çalışan olarak mı geçirmek istiyorum yoksa kendim bir değer mi ortaya çıkarmak istiyorum, girişimci olmak istiyorum, çılgın hayallerim var gibi bir boşluğa düştüm. Ve bu soruların aslında cevabı benim için kendi yolculuğumdan gitmekti. Ha keza da girişimciliğe başlangıcım bu şekilde oldu. Ama burada yanlış anlaşılmasın. Yani girişimcilik iyidir, kurumsal hayatta çalışmak kötüdür diye bir şey kesinlikle söylemiyorum. Hı hı. Burada önemli olan şey kişinin kendi hayatında ne yapmak istediğine karar vermesi. Muhakkak. Bunun için de kendine bunu soruları sorması gerekiyor. Peki, biz birçok girişimciyle tanışıyoruz. Bazıları, işte özellikle kurumsal hayatta olanlar, genelde kurumsal hayattayken gördükleri bir... ...açığı yakalayıp, işte Hı -hı. bunun üzerine planlama yapıp... E, ...belki de o backgroundlarını değerlendirebilecekleri bir iş kuruyorlar. Bunlar genelde B2B işler oluyor. Yani kurumsal Hı -hı. geçmişi olan kişilerde daha çok bunu görüyoruz. Hı -hı. Senin yolculuğun daha farklı. Benimki tamamen farklı. Tamamen farklı. E, öncelikle aslında hani aynen dediğin gibi çılgın bir fikir gibi başlayan bir şeyin... ...kendiliğinden ne kadar büyüdüğünü görüp... ...ondan sonra onu aslında ciddi bir işe çevirmek gibi... ...bir yolculuk var burada zannedersem. Evet, aynen öyle. Burada fakat kurumsal tecrübenin şöyle bir faydası olduğunu düşünüyorum... ...kendi adıma. Birçok farklı menajerle çalıştım. Birçok farklı takım arkadaşıyla çalıştım. Birçok farklı ülkede proje yaptım. Sayısız. Biyoteknolojiden tutun eğlence sektörüne... ...medyadan tutun teknoloji sektörüne... ...birçok farklı şeyi gördüm. Ben bu yedi senelik tecrübem esnasında... Her zaman bir gün girişimci olacağımı biliyordum. Hmm. İlk işe girdiğim günden beri aslında bir gün çıkacağım günün hayalini kuruyordum. Ama diyordum ki ben burada bir şeyler öğreniyorum, bunu bir okul gibi değerlendireyim. Ne kadar güzel bir de üstüne bana para veriyorlar. Dolayısıyla bu yedi senelik tecrübeyi ben e, büyük bir okul ve hatta belki bir master programı gibi düşündüm. E, çalışmış olmaktan da son derece gururluyum. Hiçbir zamanda da keşke kurumsal tecrübem olmasaydı, evet. keşke daha evvelden başlasaydım diye demedim. Çünkü bir kişinin bir girişimci olması için hem psikolojik olarak, hem bir kişi olarak, hem de bu tip bilgi olarak kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Hı. Benim için o hazır olma noktası 1 Haziran 2012'ye denk geliyor. Benim istifa ettiğim gün. Harika. 1 Haziran 2012, 7 sene önce başlayan bir yolculuk bu. Evet. Şimdi sen birçok yerde konuşuyorsun. Evet. Ben de seni birçok yerde dinleme fırsatı buldum. Senden dinleyince sanki her şey... ...çok kolay ve kendiliğinden olmuş gibi geliyor. O yüzden Kanter Gözyaşı bu işin neresindeydi? Bize biraz anlatır mısın? Ee, güzel soru Aslı'cığım. Şimdi bu e, yorumu aslında ben birkaç arkadaşımdan duydum. Ben hayata o kadar pozitif bakan <laughs> birisiyim ki... E, ...ya ben askerliğimi bile komando olarak... ...dünyanın en zor okullarından kabul edilen... ...Foça komando okulunda yaptım ve birinci oldum. Bana göre çok kolaydı çünkü ben çok severek yaptım... ...çok eğlenerek yaptım ve herkesin askerlikten kaçtığı bir dönemde... Ee, bunu keyifle yaptım. Aynı şekilde benim girişimciliğe e, başlangıcım 1 Haziran 2012'den daha sonrasında cereyan eden süreçte biz günde 20 saat çalıştık. Ortağım Kaya ile beraber gerçekten gece 2'de yatıp sabah işte efendim 6.30'da kalkıp e, hem kendi işimizi yapıyoruz hem o zamanlar işte çok hızlı bir büyüme içerisindeyiz. Şirketi oluşturmaya çalışıyoruz vesaire. 20 saat çalışıyorduk. Hiç kolay bir şey değil tabii ki. Hem fiziksel olarak kolay değil, hem yatırım almamışız, bootstrap yapmaya çalışıyoruz, belli bir büyüklüğe ulaşmaya çalışıyoruz. Çok ama çok zor bir dönemden geçtik. Ve gerçekten deliler gibi çalıştık ve hala da çalışmaya devam ediyoruz. Yardıran kazanır diyor mesela benim ofiste. Çünkü herkes çalışıyor. Herkes çok çalışıyor ama onun bir tık ötesi gerekiyor başarılı olmak için. Peki 7 senedir... Tempo değişti mi? Ya bunu şu duşuna benzetiyoruz, bir maraton koşmak gibi. Ee, yani eğer sonuçta biz bu maratonda e, ipi göğüslemek istiyorsak, her zaman e, en süratli koşucu olmak zorunda değiliz. Çünkü bu aslında sürdürülebilir değil. Zaten e, hayatta bir veya da şirket yönetiminde de bu, bu bu alegoriden gidecek olursak, evet çok hızlı başlangıç yaptık. Ama kimi zaman bazı projeleri devreye e, aldıktan sonra kendimize mesela birkaç günlük... Hı hı. ...böyle hem bütün şirket olarak, bütün çalışan arkadaşlarımız olarak birkaç gün mola veriyoruz. Çünkü bu sürdürülebilir başarıyı ve sürdürülebilir e, bir sağlığı da getiriyor. Hem şirketsel olarak hem kişisel olarak. Evet, biz 7 senelik bir şirketiz. Faleddin iki senelik bir şirket. Kimi zaman... Gece hiç uyumuyoruz. 20 saat 24 saat ayaktayız. Ama kimi zaman da herkes olduğu gibi şirketlerinde dinlenmeye, dinlenmeye demeyelim de, en azından işte rüzgarı önüne alacak bir koşucunun arkasında kalmaya ihtiyacı var. Önemli olan yarışı e, en sonunda mutlu bitirebilmek. Biz bu konuda doğru e, gittiğimizi hissediyoruz, görüyoruz. Peki biraz ekipten bahsetmek istiyorum. Şimdi bu şirket ilk kuruldu. Evet. Oldukça sıradışı bir şey yapıyor. Evet. Size inanıp İşe giren ilk kişi kimdi? Zaten bu hikayeye inanan ilk kişi benim ortağımdı Kaya. Tabii. Biz Kaya'yla e, hayatın enteresan tesadüfleriyle bir araya geldik. Şöyle ki ben e, kurumsal tecrübesi olan biriydim ama startup dünyasından ve internet girişimciliğinden hiçbir e, fikrim yoktu. Daha sonra bir developer'a ihtiyacım olduğunu anladığım zaman ilk olarak Facebook'a yazdım arkadaşlar developer aranıyor diye. Sonra başka bir arkadaşla başladık, beceremedik dedi ki Kaya diye birini tanıyorum Amerika'da yaşıyor aslında bir yazılımcı değil bir jeofizik mühendisi fakat bu konulara ilgisi var isterseniz bir konuşun biz Kaya ile ilk konuşmamızda ben ona şu andaki bulunmuş olduğumuz fotoğrafı hatta daha ilerisini hı hı. anlattım o da üstüne koydu ve dedik ki biz bu kadar çılgın bir şeyi başarabilirsek gerçekten hayallerimizin bile ötesinde bir büyüklüğe ulaşabiliriz. Dolayısıyla aslında ilk inananlar arasında Kaya var. Onun dışında zaten e, ben bu hikayeyi kime anlatırsam anlatayım işte olmaz ki. Ya böyle bir şey olur mu? İnternetten fal mı bakılır? Hadi bakıldı para mı verilir? İşte e, sen işte bıraktın işi gücü, e, ne kadar güzel kariyerin vardı gibi gibi. Hep böyle negatifçiler oluşuyor. Ama zaten bir girişimcinin hayatta karşılaştığı en büyük zorluklardan bir tanesi de etrafında bu iş olmaz diyenler. Aynen. Ve e, baktığım zaman biz ilk günden itibaren başkalarının ne dediğini hiç umursamadık. Bunlar belki ilk başta bizim aile bireylerimiz, bu iş olmaz diyen arkadaşlarımız, e, belki kimi zaman iyi gitmeyen finansal göstergeler idi. Ama biz her zaman dedik ki biz yaptığımız işi iyi yapalım, doğru yapalım ve bu işin olabileceği ile ilgili inancımızı kaybetmeyelim. Dolayısıyla. Oradaki e, ilk ekibimizin kuruluşunda ilk inananlar arasında Kaya vardı ve daha sonra tabii ortaklığa Muhatta, dönüştü bu aynen. ilişki. Daha sonra dedik ki, ya bu iş bakalım nerelere o doğru gidiyor. O zaman da gidiyor. Amerika'da yaşıyordu, hala Amerika'da yaşıyordu. O zaman da Amerika'da yaşıyordu, şimdi de hala Amerika'da yaşıyor. Ben de o zamanlar Singapur'da yaşıyordum ama şu anda e, bu hikaye beni Türkiye'ye getirdi. Ekibimiz aslında organik olarak büyüdü. Biz işte evet bizim bir marketinge ihtiyacımız var e, diyene kadar... Google'daki AdWords kampanyalarını Kaya ile ikimiz açıyorduk. Bir tasarımcıya ihtiyacımız var diyene kadar Photoshop'ta Kaya yazıyordu. Aa işte bizim bir administratöre ihtiyacımız var, iletişim formlarını cevaplasın diyene kadar ben cevaplıyordum. Dolayısıyla biz gerçekten böyle mutfaktan çıkmış iki e, girişimci olduk. Bu da aslında bize çok e, şeyler öğretti. Yani hem bu işin nasıl yapıldığını öğretti, hem arka plandaki zorlukları öğretti, hem de ...bizim bir şekilde organik olarak büyümeye götürdü. Evet. Çünkü biz yatırım almadığımız için her zaman şirket belli bir oranda ciro yapsın... ...belli bir oranda kar bıraksın ve biz o karla şirketi büyütelim. İşte yeni elemanlar takıma dahil olsun. Ve belli bir noktaya kadar da biz kendi kendimize maaş dahi ödemedik zaten. Evet. Çünkü ben işte kurumsal hayatta biriktirdiğim bir şey vardı. Kaya bir taraftan master öğrencisiyken akademik bazı çalışmalar yapıp para kazanıyordu... Biz hep hayatta şirketi e, ayakta tutalım diye düşündük. Ama daha sonra işte şu anda kocaman bir ekip oldu. E, ve yani geçen seneden bu seneye neredeyse üç katına çıktı takımdaki e, takım arkadaşları sayısı. Gittikçe de büyümeye devam ediyor. Harika. Peki Kaya ile farklısınız. Evet. Nasıl farklısınız? Şöyle farklıyız yani biz aslında e, ying yang gibiyiz. Ying ve yang e, farklı gibi görünse de aslında ikisi bir araya geldiği zaman güzel bir harmoni oluşturuyor ve hayatın özünü anlatıyor. Biz Kaya'yla farklı bu arada taraflarımız var. ben ne zaman Kaya'yla tanıştım? O zaman dedim tamam ya bu işe Endover girişimcisi olur. Yani <laughs> çok çok doğru söylüyorsun. bunu evet. E, maalesef Amerika'da yaşadığı için çok fazla insanın onu tanıma fırsatı bulmuyor. Evet. Ama tanıyınca bence hikaye tamamlanıyor bu arada. Evet Sen evet, devam evet. et pardon. Ya şöyle ben ona da derim sen Allah'ın bir lütfusun diye. <laughs> ee, hayatımda gördüğüm en düzgün, en güvenilir en adam gibi adamdır. Kaya gibi adamdır adı gibi. Ee, Valla söylerken sesim titriyor. O kadar çok seviyorum. Kardeşimden ötedir. Ee, bizim birbirimizi bulmamız böyle bir e, yolculuğa çıkmamız e, hayatı bizi buralara getirmiş olması, bu süreç içerisinde ortağımın çocuğunun olması, efendim işte e, onun hayatına benim benim hayatıma onun bu kadar çok dokunuyor olması gerçekten e, şeytan kulağına kurşun muhteşem bir şey. E, bütün girişimlerin e, hakikaten tek bir kişinin yapabileceğinden çok daha fazla sorumluluk barındırıyor. Dolayısıyla bunu iki kişinin paylaşması ve bu iki kişinin de aslında birbirine benzemeyen özelliklerinin olması da çok büyük bir e, artı. Şöyle ki ben daha iletişim, daha insan odaklı birisiyken Kaya daha fazla işin e, algoritmik ve hı hı. E, teknik tarafıyla bir kere ilgili olması gerekiyor. Bir kere yapmış olduğumuz görevler dolayısıyla. Ben CEO'luk görevini yaparken o CEO'luk görevini tabii. yapıyor. Ben efendim işte e, zaten benzemeyen birçok tarafımız var ama benzeyen yönlerimiz de var. Nedir o? En önemlisi güven. İkimiz güven. de güvene çok e, önem veriyoruz ve ikimiz de birbirimize sırtımızı döner savaşa gideriz. En önemlisi o. Evet biz iki, iki benzemeyen insanız ama zaten maharet. Benzemeyen insanların bir arada olabilmesi. Çünkü bunu sağlayan şey bir kere insanların birey olması. Evliliklerde de böyle, ilişkilerde de böyle hepimiz sonuç olarak hayatımızda belli noktalarda belli e, hikayeler yaşamış insanlarız. İnsanları bir arada tutan şey güven odaklı olmak açık iletişimde bulunmak ve birbirini gerçekten de sevebiliyor olmak. Ben ortağımı seviyorum, ona güveniyorum. Varsın o sarı desin, ben lacivert diyeyim. Varsın o Beşiktaş desin, ben Fener diyeyim. Varsın o Apple desin, ben Microsoft diyeyim. Hiç fark etmez. Bu iki farklı zıt görüşün harmanından doğru yolu buluruz diye düşünüyoruz. Sertaç'la tanışmadan önce bir kurumsal hayatım ya da bir ortaklık tecrübem olmamıştı. Ee, ...ben birçok şeyi onunla birlikte öğrendim aslında. İkimiz de projelerimizi geliştirmenin yanı sıra... ...aynı zamanda kendimizi de geliştirmek için çok çaba sarf ettik. Hala da geliştirmeye devam ediyoruz gerçi de. Bu arada ben de kendisine müteşekkirim. Çünkü hayallerimi gerçekleştirebildiğim bir işim var. Ve tabii ki bunun öncüsü Sertaç. Ekibi konuştuk. Binnaz'ın ilk falcısı annendi. Evet. Ee, sonra ikinci, üçüncü, beşinci falcı nasıl geldi? Valla çok enteresan. Ben o zamanlar hala Singapur'da yaşıyorum. Ve annem dedi ki oğlum ben yetişemiyorum. artık yetişemiyorum. <laughs> yani bütün gün eczacı benim annem. Eczanede fal bakar hale geldim. Ya yani bu iş artık gerçekten suyu çıktı. Ee, bir şey yapmamız lazım ya. Yani ben yetmiyorum bu işe dedi. Ve ben Singapur'dan. Şimdi falcı arıyorum tamam mı? Yani böyle bir konsept zaten yok. Online falcılık diye bir şey yok. Bununla ilgili bir ilan verme diye bir şey yok. Böyle bir bütçemiz yok. Ben bayağı birebir Singapur'dan Türkiye'deki komşuları, eşi, dostu falan arayıp... <laughs> ya işte Ayşe teyze he sen internette anlıyor mu? Ya işte anlıyoruz evladım. Falda bakıyorsun he bakıyoruz. O zaman gel ablacığım sana hemen küçük bir deneme yapalım gibi... ...böyle e, bayağı birebir e, bir işe alım süreci yaşandı. Daha sonra bir yorumcu daha bulundu. İki olunca e tabii bizim bir anda hop 10 fal bakarken günde 20 fal bakar hale geldik. O da yetmedi. Aa işte bir, birinin eltisi vardı. E, o da fal bakıyormuş. Biraz da internetten anlıyormuş. E o da gelsin. 3 4. Sonra yavaş yavaş işte bu e, arka planda biz başka e, prosesler dizayn etmeye başladık falcı alımları ile ilgili. Sonra bizim bu annemle başlayan hikaye bugün şu anda 600 kişiye ulaştı ve biz bundan da gurur duyuyoruz. Neden? Bu 600 kişi sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, Türkiye'de, Azerbaycan'da, Arap dünyasında, Suudi Arabistan'da, Hindistan'da, Pakistan'da yaşayan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir ekipten bahsediyoruz. Biz dışarıda herhangi başka bir iş yapma potansiyeli de pek olmayan daha ziyade ev hanımlarından oluşan bir kesime bir geçim kaynağı aslında sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bunun bu taraftan bir sosyal tarafı da var ve geri dönüş aldığımızda bu kişilerden hep şöyle diyorlar: Ya sizden Allah razı olsun, ben sizden almış olduğum kazançla çocuğumu okula gönderiyorum, işte kendi hayatıma yön verebiliyorum ve bir kadın olarak ekonomik olarak da özgürlüğümü elinde tutuyorum. Dolayısıyla orada kadınlara vermiş olduğumuz bir ...özgürlük var ve bundan da gurur duyuyoruz. Günde 1500 fal bakılan Binnaz'ın dünyanın 20 ülkesinde yaklaşık 250 bin üyesi bulunuyor. Kurucusu Sertaç Taşdelen, uygulamanın esas amacının fal bakmaktan ziyade... ...pozitif iletişim ve sosyal etki yaratmak olduğunu söylüyor. Özellikle ev hanımlarına ve eşlerinden çalışmak için izin alamayan binlerce kadına iş kapısı olan Binnaz... ...verdiği bilgisayar eğitimi kurslarıyla da sosyal sorumluluğa büyük katkı sağlıyor. Her gün binlerce kişi 600 özel yorumcuyla konuşup dertleşiyor. Kişisel sorunlarını paylaşıyor. Binnaz ekibinin katkılarıyla kurulan Falahattin uygulaması 2017'nin Ocak ayında bu kez bir yapay zeka projesi olarak ortaya çıktı. Dünyanın 17 ülkesinde Apple Store'da ilk 100 içinde olan uygulamanın aktif 5 milyon kullanıcısı, 15 milyon indirmesi bulunuyor. Uygulamada falın konusu seçilip fotoğraflar onaylandıktan sonra 10-15 dakika içinde yorumunuz geliyor. Diğer fal uygulamalarına göre daha uzun yorumlaması ve doğruluk payının fazla oluşu Falahattin ailesini günden güne büyütüyor. Peki Binnaz Ken sadece hayatın. Tabii ki çok çalışıyordunuz. Fakat hem ekibi birazcık daha küçük tuttunuz ve o zamanlar aslında birazcık daha lifestyle business dediğimiz evet. işte hani çalışalım ama bir yandan da birazcık kendi şartlarımızı ve kendi törmlerimizle çalışalım olan bir yaklaşımdaydınız. Hı hı. Ne zamanki işin içine Falahattin girdi aslında de birazcık değişti. Değil mi? Evet. Burada bir noktada bir vizyon değişikliği yaşadınız. Yani bu işi çok 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 ölçeklendirmek işte yüzlerce değil sonsuz fal bakabilmek gibi bir noktaya geldiniz. Evet. Nasıl geldi? Bu aydınlanma nasıl oldu? enteresan bir hikayesi var. Şöyle ki biz evet Binnaz'ı bir lifestyle business olarak tasarladık. Ee, ...gerçekten de ben istifa ettikten sonra, biraz Haziran 2012'den sonra... E, nazın hayatımızda var olması ve bunun getirmiş olduğu finansal kolaylıklar sayesinde... E, ...dünyayı gezdim. Ve o zamanlar 20'li yaşlarımın sonlarındayım, 30'lu 30 yaşlarımın başlarındayım. E, ve hayatı ıskalamak istemedik ben ve ortağım. Ve biz gerçekten de bir ofis kurup... E, kendi kendimize yeni bir kurumsal düzenek yaratıp Kendi kendimizi bir yere hapsetmek yerine e, Kendimizi Grönland'da kuzey ışıklarının altında Moğolistan'da e, Gobi çöllerinde Zanzibar'da, e, Fredizbar'da, Bar'da e, Güney Afrika'daki Motor turlarında bulduk Çalışmadık mı? Çok, Çok çalıştık Hali hazırda da çalıştık Seyahat esnasında da çalıştık ve fakat Daha sonra biz bir Endeavor girişimi olmak istedik Dedik ki biz enteresan şeyler yapıyoruz. Yeni nesil bir teknoloji şirketiyiz ve bazı normları kırmaya geliyoruz. İnsanların belki hadi canım olmaz faldan endeavor girişimi mi olurmuş? Hadi canım ofissiz startup mı olurmuş? Üç kişiden startup mı olur? Denilen bir ekosisteme dedik ki biz endeavor girişimi olmak istiyoruz ve 2015 yılında Ürdün'e gittik. Ürdün'de tabii o bizim belki şimdi gerilerde kalan ee, ...ekstra kendine güvenimizle <laughs> e, gittik dedik ya biz böyle böyle şeyler yapıyoruz. Sonra jüri'deki arkadaşlardan özellikle bir tanesi şirketini çok çok büyük bir değerlemeye satmış bir girişimci bize şöyle bir feedback verdi. Dedi ki sevgili arkadaşlar çok başarılısınız ee, ve çok büyük bir potansiyel üzerinde oturuyorsunuz ve fakat koşmanız gereken yerde yürüyorsunuz. Siz hiç düşündünüz mü gerçekten hayatınızda yapmak istediğiniz asıl büyük olay nedir? Ben kesinlikle dedi e, sizi kıskanıyorum çünkü siz hayatı ıskalamıyorsunuz, çok güzel yaşıyorsunuz ama aslında sizi bekleyen daha büyük bir e, hikaye var. Gelin dedi siz onu yazın ama bunu yazabilmeniz için bazı adımlar atmanız gerekiyor. Şimdi ben bu cevabı aldım ve gerçekten Endemir girişimi seçileceğimi zannederken bir anda dediler ki come back ve e, odaya gittim. Işıkları kapattım ve resmen şöyle bir saat kendime gelemedim. Dedim ki ya bu gerçekten çok ciddi bir feedback. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Kaya'yı aradım. O gelmemişti. Amerika'daydı. Dedim ki Kaya böyle böyle bir cevap aldık. Biz, biz ne yapmak istiyoruz hayatta? Biz gerçekten hayatımızın sonuna kadar bir NAS projesini bir lifestyle proje gibi düşünüp e, mi geçireceğiz? Yoksa gerçekten bir etki mi yaratmak istiyoruz? Gerçekten işte o Steve Jobs'un dediği gibi ...evrene bir çentik mi atmak istiyoruz? İnsanların hayatına daha fazla dokunmak, daha fazla değiştirmek... ...ve belki de gerçekten normları daha da büyük yıkmak mı istiyoruz? Sadece kendimizi değil, çevremizdekileri de kurtarmak istiyoruz. Bizim o konuşmamız gerçekten bizim kafada bazı yeni kanallar açtı. Şirketle ilgili bazı kararlar aldık o gün. Yani Endeavor girişimi olmak istediğimiz ve hayır cevabı aldığımız gün... ...dedik ki e biz bazı şeyleri daha iyi yapabiliriz. O ara e tekrar... Üç sene sonra Endeavor girişimi olmak için başvurduk ve o aradaki 3 senede biz aslında Falade'nin temellerini attık <laughs> ve Binnaz'ı da aslında scale etmek için birçok adımlar attık. Ve hala da o zamankinden çok daha fazla bir ee, büyüklükte. Ama asıl hikaye şuydu. Biz gerçekten dünyada ne yapmak istiyoruz? Varlığımızı nasıl daha stretch edebiliriz? Etki alanımızı nasıl daha fazla büyütebiliriz? Genç girişimci arkadaşlara nasıl daha iyi örnekler olabiliriz diye düşündük. Ve e, bu vizyonla da Faladdin kuruldu. Çünkü Faladdin yapay zeka temelli algoritma e, bir uygulama olduğu için binlere, yüz binlere değil milyona hatta milyara ulaşma potansiyeli olan bir proje. Harika. Peki hem Binnaz'da hem Faladdin'de aslında neredeyse ya pazarlama bütçeniz yok denecek kadar az. Evet. Ve bu e, bunun sırrı nerede? Ve özellikle bu gerinle marketing işini nasıl yönetiyorsunuz? <laughs> bu her tarafta gördüğümüz Binnaz, Faladi'nin istensizlerini kim, kim yapıyor? Şöyle ki şimdi e, bu da sorulan bir soru. Ya işte Faladi'nin bu kadar çok başarılı olması... ...Binnaz'ın bu kadar yayılması... E, ...işte o yere yapmış olduğunuz sprey mi? Efendim işte senin gidip şurada e, şunu yapmış olman mı? E, nedir bunun sırrı diye çok soru alıyorum gerçekten çünkü... Ee, hakikaten de çok az bir pazarlama bütçesiyle Faladin özellikle 15 milyon kullanıcıya ulaştı indirilme sayısında. Zaten e, kadınlara hitap eder bir uygulama ve Türkiye'nin işte 40 milyonlu kadın nüfusunun acaba ne kadarı zaten bir uygulama indirmeye muktedir? Onu ne kadar indirmiş Çünkü çok büyük bir penetrasyon. Biz şuna inandık gerçekten e, çok iyi bir ürün yapalım. Yani pazardakilerin çok daha iyisi bir ürün olsun ki insanlar bunu arkadaşlarına zaten söylesinler. Orada çok enteresan bir mekanizma çalışma o da şu. Ee, Türkiye'deki kadınların biliyorsunuz Whatsapp grupları var. Evet. Bu Whatsapp gruplarında dağıldı. <laughs> aldı Dediler ki ben bunu gittiğim her yerde soruyorum. Nereden duydun Falahattin'i? Whatsapp grubundan duydum. Nereden duydun? Whatsapp grubundan duydum. Hakikaten de insanlar bunu o kadar çok sevdiler ki. Dediler ki ya kızlar. Yeni bir fal uygulaması çıkmış. Çok detaylı bakıyor, çok iyi bakıyor ve acayip tutuyor. Üstelik de ücretsiz. E şimdi benim e, bunun üstüne artık daha fazla Google'da, Facebook'ta o yanda çıkan küçük fal uygulaması indir tıkla işte falın cebine gelsin dememden çok daha önemli bir şey var. O da e, ağızdan ağza yayılmış word of zaten mouth. Senin en büyük benim zaten en iyi pazarlamacıların oldu. Ama gerçekten orada e, hani biz şey triklerine de çok girmedik. İşte birini getir bir kredi kazan. Efendim işte şunu yap, birini daha üye yap ki ben sana hiç öyle şeyler de yapmadık. Biz uygulamayı çok iyi yapmaya çalıştık çünkü aslında en büyük pazarlama ürünün kendisi. Dolayısıyla biz orada ürüne çok önem verdik. Çok kolay kullanılsın, insanlar hemen falanı gönderebiliyor olsun, teknik olarak stabil olsun gibi gibi ve zannediyorum onun da sonucu bizim çok az bir marketing bütçemizle. Ee, bu kadar çok kullanıcıya ulaşmamız gelelim o spreylere o spreyler işin esprisi ee, benim aslında sanata karşı çok büyük bir ilgim var ve bir taraftan da çok sevdiğim e, bir şey sanatın aslında sokakta da cereyan ediyor olması e, grafiti ve sokak sanatı bir startupın şeyine de uygun e, bak bak bakış açısına yani e, normları yıkmak farklı olmak sıra dışı olmak Dolayısıyla bunun aslında bir noktada e, biz gerçekten bizim anlatmak istediğimiz hikayenin bir uzantısı olduğunu düşünüyoruz. Onun aslında pazarlamadan öte bizim şirketimizin etrafta bırakmış olduğu küçük izler diyelim. İzler. Peki bu kararı verdiniz. Hı hı. ...Falahattin hayatınıza girdi, milyonlara ulaştı. Bu arada 1000'da büyüdü. Sırf bir senede ekibimiz üç kasına çıktı dedin. Evet. Peki senin hayatın nasıl değişti? Artık dünyayı o kadar rahat gezemiyorsun diye düşünüyorum. <laughs> Neler farklı şu anda? <laughs> Vallahi şöyle, hayatım bir kere çok daha e, anlamlı bir kere. Çünkü şunu fark ettim kendi adıma. Aslında benim dünyada aradığım şey ne Grönland'daki kuzey ışıklarında ne ee, ...İzlanda'daki buzulda ya da ne de gobiç önünde... ...ben hayatımın anlamını arıyormuşum. Ee, hayatının anlamını bulan bir kişinin aslında nerede olduğunun çok bir önemi yok. Benim için e, hayattaki anlam şirketlerimde olduğunu fark ettiğim için... ...bir kere kendimi çok daha huzurlu ve mutlu hissediyorum. Kendimi çok daha müsterih hissediyorum hayata karşı. Ve bu bende daha da ciddi bir çalışma şey uyandırıyor. Ben hala sabah saat 6.30-7'de... Alarmsız bir şekilde gözüm açılıyor ve evet bugün ne yapacağız? Hadi bakalım çocuklar buluşuyor muyuz? Nerede falan gibi böyle acayip bir motivasyonla güne başlıyorum mesela. E gecenin bir köründe ya şunu test yaptım patladı. Saat işte ilk bir bakıyorum ya saat 2 olmuş. E hadi çocuklar en azından yatsınlar diye ben de telefonu kapatıp bir köşeye koyuyorum ama. Bu gerçekten bence ya yani Tanrı'nın bir insana bahşedebileceği en büyük lütuflardan bir tanesi. Hayatının anlamını bulmak. Şimdi ben bunu tabii çok da fazla dev aynasında abartmayayım. Benim hayatımın anlamı... ...Vinnaz ya da Faladdin mi? Değil. Ama e, zannediyorum... ...bir insanın bir şey oluşturması... ...bir şey üretmesi... ...etrafındaki arkadaşlarıyla bunu yapabiliyor olması... ...bu takımını seviyor olması... ...birbirlerine güveniyor olması... ...ve bir şeyi alıp... ...büyütüp büyütüp... ...aynı çocuğu gibi, evladı gibi büyütüp... ...onun geliştiğini, büyüdüğünü görmesi... ...gerçekten çok büyük bir keyif. Belki işte... Ee, ...annelerin, ebeveynlerin yaşadığı hissiyat. E şimdi ben de e, çocuğu olmayan e, bekar bir <laughs> girişimci olarak zannediyorum... ...işte o e, bağrıma bir şirketlerimi basmışım. E, dolayısıyla o e, hayatımda ne değişti? Bir kere ben daha huzurlu, daha mutlu birisi oldum. Evet, daha fazla çalışıyorum. Evet, daha fazla sorumluluğum var. Evet, daha büyük bir takımla e, karşı ben sorumluyum. Evet, daha erken kalkıyorum, daha geç yatıyorum. Ama inanın daha mutluyum. Peki... Şimdi scale up ya bizim konumuz aslında. Evet. Ve bizim hani endeavor olarak hep de e, bahsettiğimiz konu hani bir nokta var ki startuptan scale up'a geçtiğini hissediyorsun. Hı hı. Bir founder, bir girişimci olarak. Sen binnazda ya da Falat'inde muhtemelen Falat'inde özellikle son o zamanlarda bunu ne zaman hissettin? Ne zaman hissettim biliyor musun? İlk ofisimizi açtığımız zaman. Bak biz bu kadar eski bir şirketiz. Hala biz böyle kolektif Hause'ta e, gezici üye, gezgin üye olan benim üzerimden e, kapıdan işte 2-3 kişiyi aşıran <laughs> ve merdiven altında çalışan birkaç developerdan ibaretken dedik ki ya madem biz artık böyle bir yola girdik, bu yola da baş koyuyoruz. Haydi bakalım bizim de bir ofisimiz olsun dedik ve ilk defa böyle o kolektifteki ufacık işte 3 metre 3 metre odalardan bir tanesini tuttuk. Hı <laughs> hı. E, e, tabii artık ofisimiz var, acayip bir şey, ya inanılmaz. Yani biz bunca sene ofissiz olmayı aslında düstur edilmiş bir girişimken ufacık bir ofisimiz oldu ve ben ilk o ofisin kapısını açıp böyle içeri girdiğimde hep e, dedemin zamanında, annemin zamanında, babamın zamanında o ofisle olan duygusal bağları gözümün <laughs> önüne geldi. Hani aman dur sağ ayakla gir, aman dur destursuz girme, burası bizim yazıhane. İşte içeriye ne bileyim vergi levhası açılıyor, asılıyor. Yok ilk kazanılan 20 TL asılıyor falan. Bir anda o hissiyat geldi bana. Dedim ki ya bir dakika burası benim ekosistemimin en küçük hücresi. E şimdi ufacık oda zaten içeride dört tane masa var. Biz zaten olmuşuz 5-6 kişi o zamanla ilk açtığımızda. İlk açtığımız dediğimde, de bundan bir sene öncesinden bahsediyorum. içeride oturacak yer yok. Biz developer arkadaşlarla yanak yanaya oturmaya başladık. Dedik ki burası yeteri kadar medeni bir ortam sunmuyor bize. Bir Bir tık büyüğünü alalım. Hakikaten de sonra ufacık bir sürede biz kolektife gittik dedik ya biz daha büyüğünü istiyoruz. Abi. Hatta bu da dursun. İşte şurası da toplantı da olsun derken böyle bir e, ofisli sisteme geçtik ve dedik ki biz evet biz artık bir startup değiliz bir bir scale up'ız. Biz e, inşallah tutalım işte kolektifteki bütün katı. Hatta gidelim San Francisco ofis açalım. Hatta gidelim işte Hindistan'da representatif ofisimiz olsun falan gibi böyle bir gaz gaza gelmeye başladık. Dolayısıyla aslında ilk kırılım ee, özellikle de NW girişim olduktan sonra ya yani burada sizinle bir podcast yaptığım için söylemiyorum. Bunu her yerde de söylüyorum biliyorsun. Bizim için önemli bir ee, şeydi basamaktı. O da bizim gerçekten dedik ya evet biz buraya da kabul ediliyorsak artık Nasaya gitsek içeri gireriz yani. Harika. <laughs> Peki şimdi Kaya zaten remote. Evet. Ee, bir şıkından çalışıyor. ...ekipte başka remote çalışanlar da var değil mi? Var, var, var. Evet. Remote bir çalışma ortamınız olmasına rağmen... Yani ...eskiye göre belki daha az ama hala daha az... Evet, evet, ...bunu aynen. benimsemiş bir ekipsiniz. Aha. Şirket kültürünüz ve çalışan bağlılığınız da çok güçlü. Evet. Bunu nasıl başardınız ve neler yapıyorsunuz... ...bunu daha da güçlü kılmak için? Ya şöyle zannediyorum burada bizim şirketimizin... ...en önemli DNA'sı gerçekten ilk başta... ...bir kere remote başlıyor olmasıydı. Ve şimdi şunu da göz ardı etmemek lazım. İnsanların aslında... Ee, ...en mutlu oldukları an, en efektif ve en güzel ürünü aslında e, ortaya çıkardıkları an. Benim için de öyle ve benim e, ekipteki arkadaşlarım için de böyle. Dolayısıyla biz hep şirketin ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğunu bizim öncelik listemizde hep yukarılarda tuttuk. Ve dedik ki... Biz medeni bir çalışma ortamı getirelim. Mesela ben e, developer arkadaşıma ya da ta tasarımcı arkadaşıma ya da ortağıma her zaman soruyorum. Diyorum ki sen benimle bu yolculuğa çıkmaktan, bu yolculuğa gitmekten ve bu hayale e, inanmaktan memnun musun? Mutlu musun bir kere? Mutlu değilsen lütfen git. Sen de mutlu olacağın bir yol bul kendine. Ben seni bir insan olarak benim yanımda... Abi işte tabii ki ekonomik şartlar yüzünden hepimiz bir yerlerde çalışmak zorundayız ama başka bir iş de bulabilirsin. Yeter ki sen beni sev, şirketi sev ve bu hayale inan diyorum. Bu bu arkadaşım Amerika'da, efendim öbürü Antalya'da yaşıyor. Bir tanesi İzmir'de yaşıyor. Konusu benim için ikincil planda. Tabii ki ben isterim ki bütün ekibimiz aynı anda aynı yerde olsun ama bu benim için de öncelik değil. Çünkü Gerçekten insanlar mutlu olsunlar ve yani artık teknolojinin bu kadar kolay olduğu... ...yani bu kadar hayatımızı kolaylaştırdığı daha doğrusu... ...işte görüntülü konuşma teknolojisinin bu kadar ay ayyuka çıktığı bir dünyada... ...ya gelmesin ofise çünkü İstanbul trafiğine girmesin. Çünkü işte metrobüste 500 kişiyle yan yana şey yapmasın... ...kar yağdığı zaman arabası patinaj çekmesin evde otursun mutlu çalışsın. Mutlu yerde olsun, yerde olsun. aynen doğru aynen. olan da bu diye düşünüyoruz. Sen de Aha. biraz önce dedin biz data bazlı... Bir teknoloji şirketiyiz. Evet. Sence hak ettiğiniz gibi bu şekilde görülüyor musunuz? Startup ekosisteminde. Vallahi şöyle e, görünmüyor olabiliriz. Bunu belki e, tabi bizimki bir eğlence uygulaması olduğu için ilk başta bunun ayyuka çıkması kullanıcılar tarafından oldu. Hı hı. Yani ben zannetmiyorum ki e, bizden çok daha acayip teknoloji şirketleri bizim kadar biliniyor olsun. Tabii. Markette yani şeyde sokakta. Ama bir diğer tarafta şimdi biz diyoruz ki biz bir teknoloji şirketiyiz. Yahoo, kendimizi dev aynasında görmeye gerek yok. Biz bir fal uygulaması yaptık. Bu bir yapay zeka tabanlı, e, algoritmik bir fal uygulaması. Yani biz daha kansere çare bulmadık. Ne bileyim bir sağlıkla ilgili işte insan hayatını kurtaran bir şey yapmadık. Uzay çalışmaları yapmıyoruz. Dolayısıyla biz de bu işin daha başında olan Zaten işte birkaç senelik iki ortaktan meydana gelen yatırımı almamış bir teknoloji şirketiyiz. Evet biz bir fal uygulaması değiliz. Bir, bir fal kafe değiliz. O da olmak istemiyoruz. Olmak istediğimiz yerlere gittiğimiz zaman olmak istediğimiz yer nedir? Biz Türkiye'den çıkmış bir yapay zeka teknolojisini global anlamda, global arenada büyük şirketlere satabilir, büyük e, ülkeleri e, ele geçirebilir şeklinde bir teknoloji şirketi yaratmak, bir değer ortaya çıkarmak. Biz zaten bunu yaptığımız zaman belki insanların o işte ee, evet ya bu adamlar gerçekten bunu yaptı diyeceği için ya bununla ilgili böyle bir acelemiz yok. İşte onlar bizi şöyle mi görüyor böyle mi görüyor diye bir şey yok. Ben hakeza zaten kişi olarak böyle birisiyim. Benim için başkaların ne söylediği gerçekten hiç umurumda değil. Eğer olsaydı ben zaten daha ilk gün ben bir fal uygulaması yapacağım diye piyasaya çıkıp bu kadar bu işe inanıp girişimci olmazdım. Dolayısıyla beni e, start startup ekosistemindeki yatırımcı veya da efendim işte başka birisi bir teknoloji şirketi olarak mı görüyor yoksa eğlence şirketi olarak mı görüyor sorusu benim için çok e, geçerli bir iş yapma e, motivasyonu sağlamıyor. Sağlamıyor. Ama e, sokaktaki o kişinin ya da efendim işte biz e, WebRazi'de yılın uygulaması ödülüne aday olduk. Hı hı. Kullanıcılarımızdan oy istedik. Bir tane küçük fotoğraf paylaşıp lütfen <laughs> o fotoğrafın altına gidip okuyunuz. <laughs> İnanılmaz çok böyle acayip e, mesajlar. Yürü siyasete gir. <laughs> Faladdin sen işte reis ol sana oy verelim falan yani anlıyor musun? Böyle acayip bir ben sevgiden bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya biz bunu artık almışız. Gerisi fasa fiso ya. Geçen akşam e, Ürdün'den bizim girişimcilerimiz gelmişti. Sertaç'ın da olduğu bir ortamda ben Sertaç'ı bizim NW girişimcilerle tanıştırdım Ürdün'den. İşte 8-10 kişilik bir grup. Bir tanesi benim annem kullanıyor. Evet, Öbür, Ürdün'de. işte benim Suudi Arabistan'daki bir memeden evet, kullanıyor evet, falan. Evet, evet, İnanılmaz evet, evet. yani. Ben de buna şahit oldum birinci elden. Peki yatırımcılar geliyordur. Geliyor. Ne diyorsun onlara? E, gelin konuşalım Bugün diyorum. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Biz tabii ki yatırıma karşı değiliz. Yatırımcıya da karşı değiliz. Ama bunun da bir doğru zamanı ve doğru formülü olduğunu düşünüyoruz. Yani o da nasıl ben şimdi kayayı buldum, biz orada hakikaten enteresan bir harmoniyle bir araya geldik ve birbirimize güvendik. Sonuçta bizim için işte efendim yok hisse dağılımıydı, yok oydu buydu bunların hiçbir önemi olmadan biz bir hayale doğru inandık yürüdük. Şimdi de bunda yürümeye devam ediyoruz ve bizim şirketimizin zaten haleti rüyesi dolayısıyla yani... E, ...yatırıma ihtiyacımız olmayacak bir business model kurmuş olduk. Aynen. Çünkü bu e, bir kere çok hızlı büyüyen e, ve karlı bir iş modeli. Şimdi ben e, geleneksel e, ticaretle uğraşan bir aileden geliyorum. Hem dedem hem babam. E, bu tip işte gerçekten kendini tüccar diyen hı hı. E, kişilerdi. Ve ben onların e, nasıl bir e, işi ayakta tutup... Koskocaman bir aileyi besleyecek bir e, noktaya getirdiklerini çok yakından gördüm, dinledim bir kere küçükken. Dolayısıyla aslında dünyada yapmak istediğimiz şey nedir diye hani hep en başta hı hı. sorduğum şeyin cevabı hep şuydu. Sürdürülebilir, değer yaratmak ve bunu kendimize, çevremize, ailemize, vatanımıza, milletimize, dünyaya faydalı bir hale getirmek. Her yani şey aslında çok e, güzel bir... ...his değil mi? Hayatta kalmak için değil... ...büyümek için yatırım alacaksınız. Heh, evet. Aldığında. Muhteşem bir his olur bu ve... ...şimdi tabii ki hep söylüyoruz yani... ...bütün artık söylemeyen kalmadı... ...ay yuka çıktı. İşte smart money olsun... Hı. ...efendim sadece para değil... Demek. ...adamın belki stratejik bir bağlantısı olsun, olsun... ...bir de şunu düşünüyoruz arkadaşlar... ...yani biz düşünsene... ...ben ve Kaya'dan ibaretiz ve istediğimiz... ...her şeyi yapmaya muktediriz. Hindistan'a giriyoruz, yarın gireriz. Endonezya mı girelim... İki gün sonra da oraya girdik. Hayır Amerika'ya ne kadar güzel bir hissiyat ve ne kadar büyük Peki bir lüks. Giriyorsunuz da bu arada. Ve yani. giriyoruz da. Ne kadar büyük bir lüks olduğunu size tarif edemem. Mesela ben tabii bütün girişimci arkadaşlarımla, kurucu arkadaşlarımla hep çok yakın görüşüyorum. Ve diyorum ki ya sen yatırım aldın ne tavsiye edersin? Abi alma. <laughs> ya da tabii ki al, büyü, patlat, yürü diyen de var ama. işte orada hep orada enteresan bir giz var o da şu. Biz ne yapmak istiyoruz? Bizim bir kere amacımız dediğim gibi yani bunu bir kar e, şey e, ciro maksimizasyonu odaklı efendim 10x büyüyüp bunu efendim 2 sene sonra bilmem ne fonuna satmak değil amacımız. Hı hı. Biz valla bak bunu hiç abartarak söylemiyorum yeni bir proje çıkardığımız zaman diyoruz ki arkadaşlar gazanız mübarek olsun <laughs> yardıran kazanır ya Allah yürüyün yahu biz buradan çıkmışız. Amerika'ya keşfe gidiyoruz ve bunu böyle şey diye alıyoruz yani. Bu bizim varoluşumuzun, şirketimizin bir uzantısı olacak. Biz yarın bir gün bu dünyadan göçüp gittiğimizde diyecekler ki iki tane adam bir araya gelmiş, kafayı kırmış, çalışmış, Türkiye'den çıkmış, bir teknoloji devi olmuş. Anladın mı? Şey demek istemiyoruz yani. Bunu dedirtmeyelim arkamızdan. Yahu büyüdüler, patlattılar, gittiler X liraya sattılar, yattılar halbuki bu bir legacy haline dönüşsün. Sürdürülebilir olsun. Biz bunu kurumsal bir devhal. Ya yani mesela şunu diyor muyuz? Apple bilmem ne tarafından satın alındı. E, ne oldu? Hani efendim Microsoft bilmem ne tarafından satın alındı. Bunlar halka arz oluyor. Ama işte e, bize gelince aslında halka açıldığını ve hisselerinizi sizin hisselerinizi Düşünsene bak düşünsene. gerçekten muhteşem bir fikir, muhteşem bir vizyon. Biz ancak yaparsak bu şekilde bir yatırım toplayabiliriz. Halka arz oluruz ve Faladin severler, Binnaz severler, bir teknoloji şirketini gerçekten çıkıp dünyayı ele geçirmesini istiyorlarsa bizim hissemize yatırım yaparlar. Biz de yeni projeler yaparız. Valla bunun böyle enteresan bir tarafı var. He, bu şu demek değil. Biz hiçbir zaman yatırım almayacağız tabii tabii. ve hiçbir zaman şirketi satmayacağız değil. Doğru zaman olur. Bizim yapmak istediğimiz başka bir şey vardır. Ona bir fon toplamak istiyoruzdur. Herkese tabii oturur konuşuruz ama şu andaki vizyonumuz Değer ortaya çıkarmak, çok çalışmak ve bunu bir dünya şirketi yapmak. Nokta. Harika. Şimdi bizim podcastimizin bir tane bölümü var. Adı evet. Kum Saati. Bunu evet. daha önce seninle paylaşmadık. Paylaşmadınız. Ee, bizim bir kum saatimiz var burada, onu çeviriyoruz. Kum tamam. saati bitene kadar sana birkaç tane kelime söyleyeceğim. Bana çağrıştırdığı ilk kelimeyi söyleyeceksin. Kelimeye kelimeyle mi karşılık evet. Peki. Hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz. Başlayalım. Anne. Güven. Kader ha oh, ne zormuş ha. <laughs> Çok zormuş. kadar kolaylaşacak. Oh, kadar evet. zorlaşıyor mu? Kolaylaşacak. Kadar. Ee, tevekkül. Uh. Seyran Bağları. Ev. <laughs> <laughs> Fırat'ın. Alter ego. Uh. Uh. Kaya. Kardeş. Exit. Bakarız. Endeavor. Çok seviyoruz. Ya ya. <laughs> fal. Ee, hakikat. Dönüm noktası. 15 Ocak 1983. Doğum günü. Doğum günü. <laughs> güzel, güzel, harika. Peki bir bölümümüz daha var. Peki. Onun adı da sorulmayan sorular. Peki. Bunlar birazcık daha Oo. belki her yerde. Ters köşe. Yok ya o kadar değil. Yok, estağfurullah. Ee, sen düzenli fal baktırıyor musun? Baktırıyorum. Bir kere ya anneme baktırıyorum. Valla benim zaten favori e, falcım annem. Yani He. ben ne zaman böyle bir kalp kırılsın, kalp kırılsın, ne zaman böyle bir işte eyvah ne yapacağız falan diyeyim anneme fal gönderiyorum yani. Zaten eve, eve gidip fal baktırıyorum diyeyim daha doğrusu. Annenle her gün konuşuyor musun? Annemle her gün konuşuyoruz. Yani en kötü mesajlaşıyoruz. İstersen bir de onun sesini duyalım bir de o anlatsın o günleri. Aa ne hoş harika. Merhabalar. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bütün bu güzel olaylar kahve için fal bakmayı çok sevdiğim için başladı. Bugün web sitesi olmaktan çıktı, bir teknoloji harikası haline geldi. E, tabii oğlumu e, her konuda destekliyorum, onunla gurur duyuyorum. E, şimdi artık eczanemi devir ettim. Oğlumla küçük bir fincana biniyoruz. Bütün dünyayı geziyoruz. Daha ne isteyebilirim ki? Peki, alter ego dedim Falahattin için. Evet. Ee, gittikçe de Falahattin-Sertaç ayrımı böyle e, blur ediyor da olabilir yani. Blur ediyor yani. da olabiliyor. Özel hayatı nasıl değişti Falahattin'in e, personası güçlendikçe? Ya şöyle, ben zaten çok çocukluktan beri böyle mistik olaylara falan... Efendim işte geleceğin bilinip bilinemeyeceğine veyahut da düşüncelerin okunup okunamayacağına, meditasyona, yogaya vesaireye ilgi duyan bir çocuktum. Hala da öyle birisiyim. Ama tabii ki bunu bir mesleğe dönüştürmedim. Yani ben bir sertaç olarak falcı olmayı hiçbir zaman tercih etmedim veyahut da astroloji yorumcusu olmadım veyahut da işte ne bileyim bir yoga eğitmeni falan olmadım. Tam tersi. Girişimci oldum. Yani materyal dünyanın kurallarını hayatıma düstur edindim. Ama bu mistik tarafımı da hiç kaybetmedim. Ne kadar şanslıyım ki biz bu kadar acayip mistik... ...böyle insanların e, altıncı his dediği bir konuyu... ...bir teknoloji projesiyle birleştirebildim tamam mı? Yani bu inanılmaz bir e, yani spektrumun iki ucu... ...sanki böyle kağıtları ben dettik de üst üste gelmiş gibi bir hissiyat bu. E şimdi ben de e, hep şunu söylüyorum yani insanların yaptığı iş... Onların birer uzantısıdır, yansımasıdır. Onların varoluşunun birer izidir, tamam mı? E şimdi ben böyle bir kişiyken yapmış olduğum iş, proje, şirketimin kültürü, takım arkadaşlarım hep benim, onlar da ben de onların birer yansıması hale geliyorum. Dolayısıyla tabii ki ben şirketimle blur ediyor bu yaratmış olduğum marka. Ama varsın öyle olsun. Yani bunu böyle şey diye düşünmemek lazım bence. İşte. E, ...rolüne kaptıran oyuncu... ...ile... ...kendi ve işiyle... E, ...blend olmuş... ...girişimci arasında dağlar kadar fark var. Çünkü niye? Oyuncuya diyorlar ki... ...abi bu senin oyunun... Tabii. ...bu rol... ...sen bunu oyna... ...altı ay sonra dizi bitince geçmiş olsun. Ama bazı oyuncularda bile böyle oluyor. işte Joker'i oynayan... Tabii. ...çocuğun gibi. Ama bende durum farklı. Bu zaten benim yahu. Anladın mı? Yani bu... 45 dakikanın bittiğiyle ilgili Aynen. küçük bir sinyal alıyoruz şu anda. Senin dur bakayım nerede? Ha şurada şurada. <gülüyor> <gülüyor> küçük bir canlı yayın hatası. Olur böyle şeyler Allah'tan kafamıza paravan düşmedi. O da olabilir Şimdi onu neyi anlatıyordun? Yahu bu zaten benim yani anladın mı? Binnaz'da, Faladdin'de, Kaya'da ben onun yansımasıyım. O da benim yansımam. Falahaddin'de, Binnaz'da, şirkette, ofiste, kolektifteki e, sofa dahi her şeyden zaten farklı. Biz zaten sıra dışı bir ekibiz yani. Dolayısıyla biz bundan, ya ben şahsen ne gocunuyorum, ne insanlar şöyle... Ya ben zaten tipim böyle anladın mı? <laughs> ya ben zaten hani ne bileyim, e, her zaman bir fularımı böyle bir atıp, işte uzun bir pardüse giyip... ...efendim işte e, saçımı uzatıp, sakalımı uzatıp gezen bir adamken... ...kimse bana aa Faladdine benziyor demiyordu. Ama zaten ben böyle birisi olduğum için böyle bir iş yapıyorum. Yoksa ne bileyim tutup da e, ne bileyim, doktor olurdum mesela. Ama olmadım. Böyle bir girişimci Senin oldum. Sizin böyle işe ilk girdiğin yani o e, yönetim danışma harfifası ilk girdiğin zamanlardaki fotoğraflarını falan görmek istiyorum aslında. Biz bu soruları hazırlarken kendilerimizde şey diyoruz ya hiç gözümle canlandıramıyorum. Acaba neye benziyor <laughs> o zamanlar? Onu da başka bir gün konuşuruz. Sertaç çok teşekkürler. Yani enerjin her zaman bize de enerji veriyor. samimiyetin ve senin burada olman gerçekten harika. Bence e, kurduğunuz kültür, yarattığınız iş ve e, özellikle yine dediğim gibi Kaya çok tanınmıyor ama aranızdaki e, ortaklığın ben çok özel olduğunu düşünüyorum. En azından dışarıdan bakınca nice 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 e, başarılara başarılara diyorum. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Bir kapanış cümlesi yapalım mı? Lütfen. Valla ben buradan bizi dinleyen e, genç girişimci adayı arkadaşlarım varsa onlara beş tane şey söyleyeceğim. Bir arkadaşlar kendinizi tanıyın. Gerçekten girişimci mi olmak istiyorsunuz? Yoksa çok iyi bir sporcu olabilir misiniz? acayip bir sanatçı olabilir misiniz? Yoksa çok iyi bir kurumsal çalışan olabilir misiniz? Siz hayatta ne yapmak istiyorsunuz? Kendinizi tanıyın. Bu çok uzun bir yolculuktur. Harika bir startup çalışanı da olabilirsiniz. Olabilirsiniz. Süper bir Tabii ki ya düşünsene benim gibi bir adamın bu kadar büyük bir takımı olan bir kişinin kurumsal hayat kötüdür. Girişimci olun demesi kadar abes bir şey olabilir mi? Yahu bu arkadaşlar o zaman bana demezler mi abi biz burada ne yapıyoruz diye. İki, çok büyük hayaller kurun. Ve bu hayaller lütfen sizleri dahi böyle heyecanlandırsın. Ve bunlardan korkmayın. Tam tersi bunu böyle embrace etmemiz gerekiyor varlığımızda. Üç, hedef koyalım. Yani sadece ben uzaya gitmek istiyorum da kalırsın o zaman. Demelisin ki evet birinci adım şu, ikinci adım bu olmalı. Üç bu, dört bu, beş bu, altı bu. Hep böyle hedeflerle devam etmeli. Dört, bak ne dedim kendini tanı, hayal kur, hedef koy. Dört, Deliler gibi çalışın. Deliler gibi kafayı kırarcasına. Yardırıyoruz. Yardırın. Bunu anladık. <laughs> 4 çalışın. 5 pozitif düşünce. Lütfen biraz da hayata güzel bakalım. Hayatının güzelliklerini ıskalamayalım. Kimi zaman kendimizi ofisten dışarı atıp "Yahu burada çok güzel bir dünyada, harika bir evrende, muhteşem bir gezegendeyiz." unutmayalım. O zaman sana son soruyu soruyorum. Peki. Ee, bu pozitif düşünceyi de sanki çok kolaymış gibi gösteriyorsun. Çok sen. zor bir şey aslında. Heh, şimdi her zaman da yani her gün yataktan öyle kalkmıyorsun. Her tabii gün ki, tabii başına ki. iyi şeyler gelmiyor. Tabii ki. Düştüğün zaman ne yapıyorsun? Ya şöyle düştüğüm zaman şunu hatırlıyorum. Bak Türkiye'de ortalama ömür kaç? 75. Ben 36 yaşındayım geriye kalıyor zaten bak 40. Üçte bir uyuyarak geçiyor, geriye kalıyor böyle bir 20 yıl falan efektif zaman. E hadi onun da garantisi yok yarın diyelim ki kafadan çıktın taş düştü kafana saksı düştü Türkiye'de olmuyor mu öldün. İki tane yol var. Bir pozitif yol. Evet yahu hayat kısa yaşayalım eğlenelim yolu ya da e, hava zaten kötü İstanbul trafiği de çok kötü metrobüse binmek istemiyor. Şimdi hangisini seçeceksin? Yahu kısıtlı zamanın var zaten şu gelmişsin bu, bu mucize ya mucize değil mi Allah aşkınıza şu hayatın güzelliğine bakar mısınız? Ya tabii ki kimi zaman ne oluyor hastasın yağmur yağmış işte yok miden bozulmuş falan filan yani senin de modun düşebilir. Tabii. Ama yani genel toplam çerçevede sen eğer diyebiliyorsan ki yahu ben oradan gitmek istemiyorum hop bir dakika ne oldu Git dağılın kara bulutlar ben buradan gideceğim diyebiliyorsan e, de diyemiyorsan da bunu öğrenebilirsin. Yani pozitif düşünce öğrenilebilir arkadaşlar. Harika. Seçebilirsiniz. Süpersin bence burada bitirebiliriz çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür tekrar. ederim efendim. O zaman zamanda tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Ee, ben kapatırken aynı zamanda podcastlerimizi destek veren sponsorumuz NGN'e teşekkür etmek istiyorum. NGN Türkiye ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir teknoloji grubu. Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından olan Saraf Bosphorus ile uluslararası standartlarda hizmet veriyor girişimcilere ve büyük şirketlere. Çok teşekkür ediyoruz. NGN dönüm noktasını sundu.